Şöyle koyayım. Ekmek bir dilim alabilir. Şöyle. Turşuları turşu, ekmek. Turşu olabilir. Aydınlanma devridir. Cumhuriyet bir devrimdir. Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun küllerinde genç cumhuriyeti kurmuştur. Kutlu olsun! Kutlu olsun! Kutlu olsun! Kutlu olsun! Kutlu olsun! Kutlu olsun! Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir davet gibi tek ve hür, ne bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Ben Nursel Almalı, 1969 yılında bu dağlarda doğdum. Bu şu Eteköy'ün konak yeri, oba yeri. Burada da bir uzun yıllar kaldık. Diğer tarafta da bizim kendi yaylamız var. Burada çok hayvan otlattım. Siste dumanda kaldım. Çok fazla koyun sağdım. Atla süt götürdüm. Çocukluğum bu yörede geçti. Şu anda da Allıkaya'ya zirve yapacağız. ...74-75 yıllarında benim çocukluğum. Burası Veli abinin obası. Şu alanda bizim obamızdı. İki sürü hayvanımız vardı işte. Bir sürü keçimiz vardı, bir sürü koyunlarımız vardı. Bir tane siyah atımız vardı. Atımızla süt sağıp mandıra vardı ileride ama sütleri oraya götürüyorduk, taşıyorduk. Ve burada 87 yılına kadar bu obada kaldım ben. Sonra sağlık meslek lisesini bitirip işe başlayınca sadece yıllık izinlerde gelip gidiyordum. Kardeşim buradan aşağıki daha ılıman olan bölgeye ve bahçemizin kenarına yerleşti. Şu anda orada devam ediyor bu işe. Yaşam buydu, onun tüm beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda
kendine düşen edebi vazifeyi yapmaktan muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işitti. Bahtiyarım ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katkiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle hürmette olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti daha sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete bakıp giden her son seneler bu büyük millet bayrağını daha büyük şereflerle, saadetlerle yine kutlamayı gönülden dilerim. Ne mutlu, ne mutlu diyorlar.